Botlar hazırlandı ve çoluk çocuk şu anda karşı bota binmeye çalışacaklar ve evet şu anda görüyorsunuz burada yaklaşık 1000-1500 kişi var. Çocuklar da burada. 2000 kişi burada var abi ya. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsi şimdi bota binecekler ama şöyle bir handikap var. Çok fazla fırtına var. Onu da söyledik. Çok fazla fırtına var. Ne olacak? Çoklar abi biz de çok gidemeyiz. 15 günde burada bekliyoruz. Memleketimiz savaş. Gidemiyoruz abi. Nasıl yapalım burada? Ama çok fırtına var. Çoluk çocuk şu anda burada. Hepsi burada ya abi. Çok fazla rüzgar var ama artık yapacakları hiçbir şey kalmadı. O yüzden de bota binmeye başladılar. Bir aylık, iki aylık bebekler. Ya burada şu an 1500-2000 kişi var. Ve bunlar bir tek bota binmeye çalışıyorlar. Artık o bota kaç kişi binecekler? Bu bot en fazla 20 kişi alır ama biraz sonra sayı... 50 kişi gidiyor bundan. Nasıl yapalım abi? 50 kişi bineceksiniz evet ya. Buna normalde 20 kişi biner. Evet, nasıl yapalım o zaman abi ya? Islandılar. Şu an bebekler de ıslandı. Evet. Çocuklar da ıslandı. Zaten büyükler kaç gündür ıslak bir vaziyette? 15 günde bota. 15 gündür. Evet abi. Nereden geliyorsun? Ekmek... İstanbul'dan geliyor abi. İstanbul, Afganistan'dan geliyor. Evet, Suriye'den yani geliyor. Son çağrı mı? Bizim Afganistanlı abi. Burada Afganistan'dan geldik. 15 günde buradayız. Suumuz da yok, ekmek de yok, içme çay da yok. Hepsinde hiçbir şey yok. Hiç son çare karşı. Dedi ki fırtına var. Geçemezsiniz karşıya. Çok fazla rüzgar var. Sahil güvenlik de var. Ama dediler artık yapacak hiçbir yok. Çocuklarımız hastalandı. O yüzden de görüyorsunuz şu anda ne yazık ki bota biniyorlar artık. Yani burada yapacakları hiçbir şey kalmamış durumda. Evet, Afganistan'dan gelen, Suriye'den gelen göçmenler Çeşme Çiftlik Köy'de limanından bir bota biniyorlar. Evet, bot doldu. Zaten hepsi ıslanmış durumdalar ve hava da o kadar güneş olsa da burada soğuk bir hava var. Rüzgar çok fazla olduğu için Çeşme'nin rüzgarı çok sert eser ve bir tanesi denize düştü. Şu anda buradan denize düştü çünkü botta yer kalmadı. Botun motorunu görüyorsunuz. Bu motorun botu normalde bu kişileri taşımaz. Yani 3000'lik bir motor bu. Bu motor normalde bu kişileri taşımaz. Çok yavaş gider ve yavaş gittiği için de dalgadan etkilenir. Etkilenince de alabora oluyor. Buna çok fazla yani buna 1000'lik 10.000'lik bir motor lazım ama ne yazık ki bu motoru bulabilmişler ve görmüş olduğunuz gibi şu anda da hala açılamadılar. Açacak motoru kimse yok. Mot çalıştı. Evet, bir ekip, bir grup şu anda zafer işaretleri yapıyorlar. Kendilerine göre zafer işareti yapıyorlar ama inşallah artık her şey geçmeleri bize temenni ediyoruz. Çünkü çocuklar var olduğu için yeni bir hayata, yeni bir umuda başlamaları için biz de temennimiz o olacak. Başka onlar için hiçbir şey yapamıyoruz burada. Ve kimse de burada onları engelleyemiyor bu botu kullananları. Gördüğümüz gibi uzaktan Afganlı bir kişiye benziyor botu kullanan. Ve gitmeye başladılar. Bot burada çalışmadı. Motor burada çalışmadı. İlerleyen saatler denizin ortasında ne olacağı belli değil. Sakız'dan, Çeşme'den Sakız Adası'na normalde büyük bir tekneyle ya da bir balıkçı teknesiyle 50 dakikada geçersiniz. Ama bu botla bu hızla yaklaşık 2-2,5 saat ya da 3 saat sürer. Sahil güvenlik ekipleri 24 saat görev yaptıkları için bu alanda hemen yaklaşık 2 mil gitmeden onları yakaladı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Tayfun gösteriyor, onları tekneye alacaklar.